Şimdi bu son yaşanan krizde baktığınız zaman özellikle Trump ve Pence başkan yardımcısı tarafından ciddi bir siyasi müdahale olduğunu ve Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalıştığını, bir an önce Brunson'ı bırakılması yönde bir baskı yapıldığını gördük. Aslında karşılıklı heyetler arasında çalışma grupları vardı. Bunlar Suriye ile ilgili, bu davalarla ilgili ortak çalışma program grupları mütemadiyen görüşüyordu ve nispeten sağlıklı bir yere doğru gidiliyordu. Farklı her iki tarafın pozisyonları tartışılıyordu ve detaylar tartışılıyordu. Buraya bir anda bir siyasi bir müdahale geldi, yukarıdan gelmiş oldu. Şimdi bu sürecin devam etmesi, karşılıklı ekiplerin görüşmesi, delegasyonların görüşmesi ve detayların tartışılması, nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği, bunun devam ediyor olması olumlu bence iki ülke adına. Ama bu süreçlerin kesintiye uğramaması gerekiyor. Siyasi müdahaleye yukarıdan, yani geçen Trump ve Pence'in yaptığı gibi bir anda Türkiye'ye ultimatum veren bir yaklaşımla sonuç almaya çalışmaları tekrar gerçekleşirse Türk-Amerikan ilişkileri adına iyi olmayacaktır. Arada birçok sorun var. Türkiye'nin birçok şikayet ettiği nokta var. YPG meselesi var. FETÖ meselesi var. Şimdi bunlarda hemen iki tarafın birbirine bir ultimatum vermesi, zorlayarak yaptırımlar üzerinden bir sonuç alması mümkün değil. Dolayısıyla bu delegasyon bugünden yarına çok somut bir şeyle gelemeyebilir. Ama bu sürecin devam etmesi önemli ve siyasilerin bu süreci tamamen ortadan kaldıracak müdahalelerden kaçınmaları gerekiyor.